Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Until Dawn'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. bölümdeyiz. Bir önceki bölümde arkadaşlar çok kritik kararlar vermiştik. Aslında farkında olmadan kritik kararlar verdik. Mesela Mike kurta hadi atla oğlum, hadi atla oğlum dedi ve kurt atlamadı. Daha sonra kelebek etkisinde kurt hayatta kaldı. Mike'ın arkadaşı hayatta kaldı diye bir yazı çıktı ya. O tahminlerime göre daha sonradan izlerken fark ettim. O sahnede arkadaşlar kaçarken ya barikat kur ya da kaç diye bir seçenek vardı. Ben o kapıyı dolapla kapattım. Yani o kapıya barikat kurdum. Ondan sonra aşağıya atladım. Eğer ben o barikatı kurmasaydım arkadaşlar, muhtemelen aşağıya atladıktan sonra köpek ölecekti. O barikat sayesinde köpek kurtuldu. Bir de fark ettiğim şeylerden biri, onu görmemişim ben nedense. İlk bidona sıktım ya, iki tane Wendigo sağdan soldan geliyordu. Bidonu yuvarladım, bidona ateş ettim. Bidon patladı ve alev aldı. Ben o esnada telefona bakarken arkadaşlar Wendigo'nun ruhunun salındığını gördüm. Tekrar izlediğimde. Siz onu fark etmişsinizdir ama ben onu oynarken görmedim. Daha sonra şu yazı aklıma geldi. Bir Wendigo'yu ancak zor durumda kaldırdığınız zaman öldürün diye. Çünkü eğer Wendigo'yu öldürürseniz ruhu açığa çıkacak ve doğaya salınacak diye. Artık doğaya salınınca ne oluyor bilmiyorum ama onu öldürmek çok tehlikeli. Zapt etmeniz lazım ki o adamın yaptığı gibi. Biz yanlışlıkla öldürdük ve bölümün sonunda da Mike'la 2 Wendigo ve 4-5 tane bidon var diye. Bidona vursaydık muhtemelen orada 2 Wendigo daha ölecekti. Ama Mike'a darbe gelecek miydi gelmeyecek miydi bilmiyorum. Yanlış yapmış olabiliriz. Yanlış, yani doğru da yapmış olabiliriz. Öldürmemek gerekiyor. Hatta çoğu zaman pompalıyı kullanmamam lazımdı. Bunu da izlerken fark ettim. Hani parmaklıkların arkasındaki Wendigo'ya niye vuruyorsun? Zaten sana gelmiyor. Çoğu seçenekte belki vurmamam lazımdı. Kurşun azalmış olabilir. Bilmiyorum. Yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. En çok sevindiğim şeylerden biri de Jessica'nın hayatta olması. Şimdi grup halinde Mike'ı bulmaya gidiyoruz. Bakalım bu bölümde neler yaşayacağız. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Başladık. Evet, en son burada kalmıştık. Bir görev tazeleyelim. Mevcut hedef Mike'ı bul. Şunları okumuştuk ama şundan bahsediyorum bakın. İzlemeyenler varsa, Mike'ın yeni arkadaşı hayatta kaldı. Yani bu köpek ölebilirdi. Ölseydi gerçekten vicdan azabından bu oyunu oynayamazdım. Ashley Chris'i bırakmadı. Son seçeneğimiz de bu. Hadi bakalım. Chris'i bırakmadık ancak bir geriye bakacağım şöyle Ashley ile. Geride bıraktığımız bir ipucu var mı? Ashley gitmeye devam ediyor. Bütün grup ileride ama ben bir geriye gidiyorum. Bayağı da bir geriye gittim arkadaşlar. Valla gittik ha. Çok karanlık. Tamam, hiçbir şey yok. Bu yolu da boşuna geldik ama ipucu kaçırmak istemiyorum. Totem kaçırmak istemiyorum. Özellikle kılavuz. Herhalde bir tane daha var. Ya da zamanında almamış olabiliriz. Oğlum nereye gittiniz lan? Biz Chris'i bekleyelim dedi. Chris bizi beklemiyor. Biri sanki izliyor yukarıdan. Çok sessiz ya. Bu nasıl bir kamera açısı abi? Heh. Totem, vallahi totem. İnşallah kılavuzdur. Josh. Josh dönüşüyor. Değil mi? Josh bir Wendigo oluyor herhalde. Tehlike. Josh mı Mike mı? Josh bu ya. Bu Josh bence. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Şu geçmişte yaşanan olaylara bakalım. Bayağı bir büyüdü ya. Evet, bayağı bir gitti yani. Hadi bakalım.
and my grandfather could not defeat it. Sometime after, the prospectors came to mine this mountain until a cave-in trapped them in and woke the and driven mad murderers, cannibals, eating. İşte yemekten bahsediyor orada. Taunt them with fire. Wounds and many hunts. Until one night, a year ago, I was finally able to get him in my sights. But we were not alone in the woods that night. I couldn't save you. Arkadaşlar şu an aklımda bazı şeyler de var. Hena ve Beth de, şimdi Beth'in cesedini gördük. Ama Hena'yı bulamadık. Hena da Wendigo olmuş olabilir mi arkadaşlar? Dönüşmüş olabilir mi? Ölen biri daha sonra dönüşebiliyor mu? Onu da bilmiyoruz ki. Bir de taklit yetenekleri varmış. O nasıl oluyor onu bilmiyorum. Yani karşımızda gerçekten insan gibi birini mi göreceğiz? Ya bunlar nerede ya? Grup halinde geziyorduk mesela buradalar. Evet, arkadan kilitlemiştik. Başka bir yol bulacağız. Kapağa bakmadan. Önce şuralara bakalım tekrardan. Evet, buraya da bak diyor. Bir bakalım, biz de bakalım. Boşu boşuna uğraşma Ashley. Boşu boşuna uğraşma. Oraya birazdan bakacağım. Şu araya, evet araya da bakamıyoruz. Burada da bir şey yok. Mecbur kanalizasyondan gideceğiz. Wait. Hey. What about this? I mean, should we try it? Tam da yanında sopa gibi bir şey var. Al. Matt. Matt nerede ya Matt? Matt'i gören oldu mu? Okay, this is maybe the last place I would want to be right now. Kim atlayacak? Aynen. Önce sen. Sam de. Canım benim, çok iyi niyetli. Hemen girdi. Biz olsak, ben olsam Emily'yi gönderirdim. İn lan aşağıya. Of course it is. Where else would it go? O sopayı, kanalizasyon kapısını, kapağını açtığımız sopayı da yanımıza alsak iyi olur ya. I know you're hurt, but you gotta move it, all right? I'm trying, Ash. Hey. Ne hey? Bir şey mi unuttun? I mean, what if something's following us? Yes, fine, close it. But we gotta keep moving. Can you just catch up, please? Bekleyin mi ya? Evet. Evet, kapattık. Her an bir şey olacakmış gibi sanki. Gayet karanlık. Önce şu arkaya bakalım. Duvar dibinde bir şey yok. Hadi. Hadi eş. Hadi çocuklar. Kayıp vermemişiz. Çok mutluyum ya. Jessica öldü zannediyorduk. Jessica'nın da doğrulduğunu gördük. Ya bunlar koşarak mı gittiler yine ya? Çok karanlık. Ciddi anlamda karanlık yani. O da normal. Ne? Hello.
Jessica. Who's there? Anybody? Jessica! Is it you? Sesi araştır, tekrar gruba katıl. Önümdeki kağıda bakıyorum. Ashley meraklı. Arkadaşlar. Sesi araştıracağım. Kelebek etkisi güncellemesi. Olaylar değişiyor. Olaylar gidiyor. Sesi araştırmam Jessica. Lazım. Jessica'yı kurtarmamız lazım bence. Gruba katıldıktan sonra Jessica'nın orada olduğunu söyleyebilir miydik acaba? Bir bakalım ne olmuş. Çok acayip bir karardı. Yani tekrardan gruba katılmak isterdim ama geride kalan. Ashley Chris'i bırakmadı. Ashley sesi takip etti. Ah başımıza ah bu meraklılığımızdan dolayı gelmesin. Merakımızdan dolayı gelmesin. Savunmasızız biliyorum ama. Evet. Geldim. Geldim. Şurada bir şey var. Ne olur kılavuzluk olsun. Ne olur ne yapacağımı söyle bana. Bu ne lan? Buraya daha önce biri gelmiş. Bir saniye. Buraya kim daha önce geldi? Heh şimdi. Kayıp totemi. Şimdi oldu. Niye? Kayıp totemi. Arkadaşlar herhalde Mike. O herhalde Mike. Geliyorum bekle. Geliyorum Jessica. Jessica umarım sensin o. Bir dakika. Bekle, biraz daha vur. Biraz daha vur. Aşağıya in diyor bana ya. İnmeyeceğim. Aşağıya insek mi acaba arkadaşlar? İpuçları kaçırır mıyım? Totem kaçırır mıyım? İlk başta bakalım mı? Zaten o yol oradan gidecek. Yapacak başka bir şey yok. Kim lan bu? Siz olsanız ne yapardınız? Gruba tekrar katılır mıydınız? Ashley'i kaybettim. İnanamıyorum arkadaşlar. Bütün oyunu mahvettik sanırım. Josh. Kabus gibi ya. Sam'le madendeyiz. Olamaz ya. 13. bölümde ilk kaybımızı verdik arkadaşlar. Ama bir hata değildi. Yani ne bilebilirdik? Neden bu kadar acımasızsınız ya? Get back to the lodge. Shouldn't we stick together? Sam. I'm sorry. I have to get Mike. With you or without you? Olamaz. Kayıt durdu arkadaşlar. Orada belki çok bir saniyelik bir diyaloğu kaçırdınız. Devam ediyorum.
Sıçra tırman. Tırman. Moralim allak bullak oldu. Şimdi diğerleri ölse de umurumda değil. Diğerleri ölse de umurumda değil ya. Çıkıntıya atla, köşeyi tırman. Köşeyi tırman. Kafası koptu ya kızın. Hepiniz şoktasınız. Sıçra, 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 sıçra. Bu ne ya böyle? Hepiniz şoktasınız, ben de şoktayım. 13. bölümde Ashley'i kaybettik. İyi bir kızdı hem. Gerçekten iyi bir kızdı. Aşağı inseydim ne olurdu acaba ya? Bir saniye şöyle bir bakalım. Burada gidecek bir yer yok. Aa var, bir dakika, buraya girmeden önce yine arkaya bakacağım. Ya bu nasıl bir kamera açısı ya? Abicim he. Arkadaşlar kameraya doğru yürümek istiyorum, şuraya doğru he. Neyse. İstediğim yere bir türlü yürüyemedim. Bu ne burada parlayan? Nereye gitti? Aşağıya in diyor. Ya yürüsene be abi ya. Aşağıya inmeyeceğim. Yol kapandı. Sam de gidiyormuş arkadaşlar. Çok üzgünüm. Çok moralim bozuldu. Ciddi anlamda moralim bozuldu ya. Bari... Bari... Ya... Sen tut buraya kadar götür oyunu. Bir yanlış kararda kız ölsün. Aşağı in. Mike gitti mi? 2, 4, 6, 7. Ashley hala duruyor ama. Hadi görevimiz neymiş? Senatoryumda Mike'ı bul. Nereye gideceğiz abi? Hangi taraf? Bu taraf. Lan burası ormana gidiyor ya. Ama belki sağda değirmen vardır. Çünkü elinde ışık olan biri değirmen tarafına gidiyordu. Şimdi ne bileyim ben sola ya da sağa gideceğimi. Yani bu seçeneğimden dolayı beni öldürecekseniz yazıklar olsun size. Köprü. Biz üstünden geçerken kırılır şimdi.
Ashley, üzgünüm ya. Oradan bir şey çıkacak gibi. Holy shit! Shit! Ya hala buna rağmen gireceksin mi? Mecbur, çıkmıyor. Gireceğiz arkadaşlar. Mike yaşıyor. Biz onlara vuruyor mu ya? Evet, bakın bu olay. Ruhu salındı, doğaya salındı. Mike iyi darbe yedi ama. Ben iyiyim. Yalnız orada Wendigo'ya tam vuruyordum. Zaman azalırken yön değiştirdi. Önceki bölümde yaşananlar. Josh, he's gotta have it. Nah, he's gone. Şimdi bence Matt'le devam edeceğiz. Matt'i gösterdi. It may have taken him down to the mine. Arkadaşlar yine olumlu düşünelim. Jessica'yı artık gözden çıkarmıştık. Jessica'nın yerine Ashley'yi kaybettik diye farz edelim. Toparlanmamız lazım. Hayat böyle. Hiç kimse sonsuza kadar yaşamayacak. Find a way down to where this fucker lives. Evet, Josh. Ölüm mü değil mi bilmiyoruz ki. 10 pişmanlık. Şafağa 1 saat. Uzun zamandan sonra Doktor Hill'deyiz. Bu sefer biz bir Wendigo muyuz? Kimiz biz? Josh mu? I wonder how much these sessions are of any help for you now. Just won't listen to me and things seems pretty. Yok daha neler. Fucked up. Josh. So I'm gonna leave you now, Josh. It's time you learn. There's more to be afraid of that can be dreamt up by the unhinged imagination of a self-indulgent, spoiled little brat. You had so many people who cared about you, who were willing to help. And at every turn, you choose to push them away, and now you're all alone. Love by the sounds of things, it won't be long for long. No, you won't be alone for long. Deep breaths, Josh. Ya şu Wendigo'lar şunu da öldürsün ya. Josh'la mı oynayacağız? Sanırım ilk kez Josh'la oynayacağız. Ne? Hena mı? Hena ve Beth. Din dan don. Kafayı yedi Josh. Get away from me! No, you're dead. Sorry. You're dead. Shut up!
Ah, no! You're dead! It's not ready. You manipulate. No. You are out there. You got him. Yeah. One is there. I'm gonna take orders from you. You can't tell me what to do. You can't tell me what to do anymore. Time has run out for Josh. Oh, okay. Okay. I trust you. I trust you. Josh, Maden, Altoon. Hayda, şu anda da Josh'la oynuyoruz. Bet. You're not real. You're all alone down there. Ne oluyor ya? Arkadaşlar ne oluyor ya? Mevcut hedef, mağaradan çıkmanın bir yolunu bul. Ne pahasına? Mike kendi parmaklarını kesti. Mike'ın halen işe yarar bir palası var. Sam, Mike'ı senatoryumdan kurtardı. Geride kalan. Ashley sesi takip etti. Ashley döşeme kapağına gitti. Ashley'e döşediler. Ne oluyor ya? So you're with us now. Family. Get away from me! Get away! Oğlum onlar senin kardeşlerin. Why did you save us, Josh? Why did you want us to die? I didn't want you to die. I swear. Nereye yürüyeceğimi de bilmiyorum ki. Dakika başı önüme çıkıyorlar. Bu ne ya? Ha, bu bir zihnimizin, beynimizin içindeyiz biz. Ha, öldürdüğümüz domuz da geldi. Kabus görüyoruz ya, halüsinasyonlar. Öldürdüğümüz domuz, bağırsakları. Josh'tan delirdi. Hello. Prepared for how ugly that thing would be up close. Yeah. So, I noticed something kind of weird about it. What? The Wendigo. It had a scar. So? I've seen it before. What are you talking about? I saw these old pictures of some guys with that scar, and he was transforming into a Wendigo. You're kidding. It was one of the miners who'd been trapped back in the 50s in the cave-in, which means that thing is 80 years old. At least. Spunky for an old timer. They cleaned the place out. Killed a lot of people. They? You mean there are more of them? Oh yeah. How many? Too many. I think we're close. So arkaya bir bakalım ilk başta. I don't know. I just feel really terrible all of a sudden. Did I? Bu kadar geriye dönüyoruz. Bari bir ipucu verin ya. Hadi gel Mike. Acaba gruba katılsaydım ne olacaktı ya? Çok merak ediyorum. Abi yani kapağı açar açmaz niye öldürüyorsun ya? 5-6 tane razıyım, 10 tane seçenek çıkart karşımıza. Evet, burada bir şey var. Totem. Beyaz. Kısmet. Kısmet mi? Mike yanan eve gidiyor.
Neyse, bunu yaşadıktan sonra görüyoruz. Aşağı in herhalde, değil mi bu? Ya niye indin ya? Ya önceden ha oturuyor yok. Ya inme ya, bir sürü yol vardı orada. Normalde aşağı inmen gereken yerlerde aşağı in diye yazı çıkıyordu. Bak bunda çıkmadı. Ben dedim aşağı inmeyecek herhalde. Solda bir sürü yeri kaçırdık herhalde. Ha bir dakika, çık geri bakayım. Tamam. Geri çıkma imkanımız varmış. Değirmen karşıda. Bir saniye arkadaşlar, değirmen. Kılavuz totemini hatırlıyorsunuz. Değirmenin oradan, duvardan çıkmamız lazım. Kılavuzluk. Sudan gitmeyeceğiz sanırım arkadaşlar. Gel. Duvardan gideceğiz. Bu ne? Aa, saat. Beth'in saati. Beth'in kol saatinin yanında bulunduğu boş bir mezar. Birisi ya da bir şey naaşını çıkarmış. Beth'in... Biri çıkarmış daha sonra, değil mi? Tamam, mecbur buradan gideceğiz. Şimdi bana iki seçenek sunarsa değirmenin oradan bir yerden yukarı çıkmam lazım. Bu da çok önemli. Bu kılavuzluk hayat kurtarır bu. Acaba bir kılavuzluk daha kaçırdık da orada Ashley'in oraya gitmemesini mi söylüyordu ya da dolabı açmamasını mı söylüyordu? Bilmiyorum ki. Soldan. Şuraya bir tekrar bakalım. Manzaraya iyice bakalım. Hata yapmayalım. Ah, daldım gidiyorum. Görünmüyor ki. Tam olarak nerede bu? Evet, bu tarafında arkadaşlar. Bu tarafında, evet. Buradan yukarı çıkmam lazım. Evet. Aynen bu şekilde oturarak çıktı ve sol tarafıydı. Sanırım burası. Gitmemiz gereken yer burasıydı. Birinci gün. Küçük kız kardeşim öldü. Düşüş onu... Ne? Küçük kız kardeşim öldü. Düşüş onu öldürdü. Yüzündeki rengin soluşunu seyrettim. Bacağım kırıldı. Yapayalnızım. Beth'in cesediyle birlikte burada kala kaldım. Yakında birileri gelecektir. Beşinci gün. Hiç bu kadar aç olmamıştım. Sanki midem içeriden burkuluyor gibi hissediyorum. Beth'in süveterini aldım. Artık çok daha sıcak. Kardeşim hala bana göz kulak oluyor. Üzgünüm. Beth. Başka seçeneğim yoktu. Ölüyorum. 30. gün. Artık hayatta kalabilmemin tek yolu bu. Birileri bunu bulacak olursa üzgünüm. Yapmalıydım. Seçeneğim yoktu. Beni affet Beth. Üzgünüm. Hena Beth'i mi yedi? Ellerim kirlenmiş hissediyorum. Tırnaklarım düştü. Dışarı fırladı. Ağrılar içindeyim ama artık soğuk hissetmiyorum. Acı yok. Güçleniyorum. Hena Wendigo olmuş. Bundan sonraki yazılar karalamalara dönüşüyor. Hunger, açlık. Arkadaşlar, Hena sanırım Beth'i yedi ve... Oh God.
No, that's ridiculous. Michael, it has to be. It's the only thing that makes sense. Beth died in the fall. Beth düştüğü sırada ölmüş. What does that mean? So Hannah must have buried her. God damn it. God damn it. Hannah was down here. I don't believe any of this. She would have been starving. She would have been desperate. Fuck! We need to find Josh. Right now. Hannah hala hayatta. Ama Wendigo olarak. Kelebek etkisi güncellendi. Önemli keşif. Sam, Hannah'ın itiraf yazılarını buldu. Şu deftere de bakalım. Güncellenen var bu arada. Üzerine Beth adı kazınmış sıradan bir ahşap haç. Hannah'ın günlüğüne göre Beth düşerek ölmüş. Beth'in kol saatinin yanında bulunduğu boş bir mezar okumuştuk. Hannah'ın günlüğüne göre Hannah, cesedi açlıktan deliye dönmüş bir halde mezardan çıkarmış. Hannah'ın günlük olarak kullandığı bir destek kağıt. Günlükte Hannah'ın madende nasıl hapsolduğu ve aç kaldığından bahsediliyor. Hannah oldukça büyük suçluluk duyduğu çaresiz bir eyleme kalkışmış. Ardından değişmeye başlamış. Günlük anlaşılmaz karalamalarla son buluyor. Hannah Beth'i yemiş. Yapacak bir şey yok. Buradan çıkmamın sebebi de bu keşfi bulmam mı? Kelebek etkisi güncellendi. Oyunun gidişatına mutlaka etki edecek bir gelişme oldu bu bizim için. Evet, sol tarafından yukarı çıktık. Oyunun başından beri gördüğümüz merdiven, değirmen bu. Derinleşiyor. Lan boğulma. God, don't jinx it. Come on. Come on. We made it. Yerde bir şeyler var. Tekrar mı suya in demek istiyor bu? Herhalde. O tekrar suya in diyor ya, basmayacağım. Aşağı uçmayacağım. Ya kalk Mike. Allah kahretsin arkadaşlar. Allah kahretsin, yüzerek geliyor. Bir çığlık sesi. Bizim adam. Ya yani bizim adama benziyor. Cesetler çok fazlalar. Bir saniye, sıradaki görevimiz ne? Mevcut hedef Josh'ı ara. Ashley. Arkadaşlar, Ashley'nin kafası. Kımıldama diyecek şimdi bana. Josh orada. Josh tam kafayı yedi. Senden emir alamam falan filan. Okay. I trust you. Kilo mu almış lan Josh? O hala bilinç altında bir şeyler var. Josh. Heh, kendine geldi. Josh. Hey man. Don't hit me, please. Well, I'm cute deep in it, man. Full metal jacket. We didn't think we'd get you back. Kelebek etkisi güncellemesi. Hannah buradaymış. Haftalarca, bir ay boyunca. Sam. Mike. Hey, let's just get the fuck out of here. Okay.
Josh, do you have the key for the cable car? Yeah. Şimdi bulamayacak bak. Ha, buldu. Oh, see that over there? That means there's a direct way out. Come on. Yeah. There's no way Josh is gonna make it up there. Okay. If you help me up, I can go back to tell the others we're okay. Ya bu saatten sonra birbirinizden ayrılmayın ya. O hatayı yaptık. Ya bırakma kızı tek başına abim ya. Josh maden. Neyse o kendi başının çaresine baksın o zaman. Hadi yürü. Toparlıyor adamımız zaten. Şuradan bakalım. Evet, yerde bir şey var. Totem herhalde. Totem olsun. Totem. Beyaz. Kısmet. Arkadaşlar, Sam Wendigo ile karşılaşacak ve orada sanırım kımıldamayacağız. Olay bu. Ya da orayı geçersek güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Tekrar izlememe gerek yok, anladım. Ulan Chris Ashley'in öldüğünü duyunca ne yapacak ya? İki kere başka birini seçti. Bir Josh'ı seçti, bir... Neyse, söylenecek söz yok. Bir şeyler bağırma lan. Josh tam sersemlemiş. Şurada da bir şey vardır belki ya. Kaçırmayalım son dakikalarda. Ah Ashley, ah. Oğlum o suya girmeyin ya. Ya ben biliyorum orada Wendigo var. Girmeyin oraya ya. Abi ben inmesem olmaz mı ya? Evet, fark ettin mi? Fark et lütfen. Bu oyunda ölmesi gereken bir kişi varsa o da Josh'tı ya. Diğeri de Emily'ydi. Bu adamlar hala yaşıyorlar. Allah'ım. Allah kahretsin. Gerçek lan, ölüyor. Henan dövmesi. Kelebek etkisi güncellemesi. Aa, Mike saklanmış. Aha, Matt arkadaşlar. Matt, Şafa 36 dakika var herhalde. 7'de mi? Matt'leyiz. Matt de çılgın çocuk. Yani çılgın çocuk diyorum şu an nedense onu bilmiyorum ama. Al yak lan. Ne zamandır ortada görünmüyordu. İyice yandı. Çekebiliriz. Ne yapıyorsun sen salak Sam? Vallahi yiyorduk. Kelebek etkisi güncellemesi. Aa, Jessica sen değilmiş. Bilgilendir, soru. Burada yalnız değiliz. Soru tabii ki, sana ne oldu? Burada yalnız değiliz değil. Bu da gebermek üzere ya. Neyse, bilinci yerinde.
Yalnız felç olmuş kız. What? I don't know. I was by the window and there was all this glass and it was in the snow and then it was moving so fast. Fuck. And then I was just down here. Oh God. Yeah. Come on, Jess. Okumamız gereken şeyler var. Jessica ile madenden çıkmanın bir yolunu bul. Güncellendi. Madendeki Wendigo'da da benzer bir kelebek dövmesi vardı. Güncellendi. Madendeki Wendigo'nun sağ omzunda da benzer bir kelebek dövmesi vardı. Josh'a saldıran Wendigo'da da aynı tasarıma sahip bir dövme vardı. Madendekinde de bir dövme vardı. Zaten bu dövme biliyorduk yani. Bu kadar söylemenize gerek yok. Kelebek etkileri var. Bir tane şu var. Sam mı o? Jessica olmasın. Sam o. Kısmet totemlerinin hepsini bulmuşuz. Bakın şurada bulamadığımız bir tane kılavuzluk totemi var. Emily'nin ölmesi bu yüzden değildir umarım. Şunlara da bakalım. Kelebek kendini kurtar. Matt güvenli yere atladı. Matt Jessica'yı buldu. Önemli keşifte güncellemeler. Josh canavarla ilgili gerçeği duydu. Josh Hannah'ı tanıdı ve Hannah Josh'ı tanıdı. İmdada yetişmek. Mike başarıyla Jessica'nın peşinden gitti. Jessica hala hayatta. Evet, çığlıklar yine geliyor. Vay Jessica vay. Şu köşelere de bakalım. Ondan sonra ilk başta şu küçük araya bakacağım. Sola mı? Sağa mı? İlk başta buraya. Göçük var. Ben yaptım. Ne? Oradan düştüm. Through that roof. You fell this far? Jesus. It makes two of us. What? I fell off a goddamn fire tower down here. You're kidding me. Gel Jessica gel. Gel, seni de hiç sevmiyorduk ama şu anda çok yardıma muhtaçsın. Jessica'nın donu da biraz aşağı inmiş olaylardan sonra. Totem mi? Totem valla. Tehlike Mike. Mike'ın ölümü zaten çakmağı yakıyordu. Bakın. Bu değil. Chris de böyle ölecek. İşte Mike çakmağı yakarsa arkadaşlar bu şekilde ölecek sanırım. Diğer ölümler nasıl? Matt yüksekten düşüp ölüyordu. Beth de böyle ölüyordu. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Arkadan çok az şöyle bir müzik geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. İkisi de yaralı ya. Yüksekten düşenler bir araya geldi. Görmüyorum Jessica. Kımıldamayın lütfen. Ne taraftan? İleriye koş. Saklan. Saklan, saklan, saklan. Koşamayız. İkimiz de yaralıyız. Yaralıyız arkadaşlar, koşamayız. Koş.
Evet, kurtulduk gibi. Sus, 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 sus. Sus. Jeez. Does this hurt? Lütfen sessiz olun. Bunlar bu yaratıkların nasıl hareket ettiğini, nasıl davrandığını, onlara karşı nasıl başa çıkacağız hiçbir şey bilmiyorlar ki. Yani yaralıları koşu... Lan hadi. Birlikte saklan. Jessica'yı terk edemem. Aa, Matt ölecek arkadaşlar, yüksekten düşüyor. Hayır. Çok güzel. Kelebek etkisi güncellemesi. Psikolojimi bozdu oyun arkadaşlar. Durum güncellemesi. Sam'leyiz şu anda. Sam madenler. 6.36. 24 dakika kaldı şafağa. Bir bakalım ne yaptık, ne ettik. İmdada yetişmek. Jessica hala hayatta. Jessica şafağa kadar hayatta kaldı. Until Dawn. Matt Jessica'yı buldu ve şafağa kadar hayatta kaldı. Bunlar kurtuldular arkadaşlar. Matt ve Jessica kurtuldu. Bu kesin artık. İki kişiyi kurtardık. Matt ve Jessica. Ashley hakkın rahmetine kavuştu. Ama diğerlerinin hala tehlikede olduğunu söyleyebiliriz. İki kişiyi kurtardık. Sanırım 50 küsür dakikayı geçtik. Ama biraz daha devam etmek istiyorum arkadaşlar. Zıpla, tırman. Tırman. Evet. Bunlardan korkmuyorum nedense. Köşeye tırman, zıpla. Köşeye tırman. Düşer. Demek ki büyük konuşmayacakmışsın. Tırman aynı şekilde. Demek ki büyük konuşmayacakmışsın. Oğlum amaç şafağa kadar kalmaksa hep bekleyelim burada. Zaman ilerlemiyor mu? Köşeye tırman. Yine köşeye tırman. Evet. 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 Tamam. Allah'ım. 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 Nereden? Sağdan mı, soldan mı? Hep sağa tercih ettim. Bu şey değil mi? Az önce gittiğim yol değil mi burası? Evet, bir tane totem var. Totem var. Kara herhalde. Tehlike. Devam edelim. Normalde dönüp diğer yollara da bakıyorum biliyorsunuz ama sanki bunlar şey. Heh, yine bağlanıyormuş birbirine. O zaman bakalım arkadaşlar. Bir ipucu falan olabilir. Tamam. Yürü. Bir de sol tarafta yol vardı. Oraya da bakalım. Bu oyunda, bu bölümde nedense her zamanki oynadığım oyun tarzının dışına çıktım. Hep bir yerleri tercih ettim. Diğer yerlere gitmedim. Çünkü aynı yere gidiyormuş, tamam. Mesela kimle? Evet, Sam'le yine
Josh'ın yanına gitmiştik ya. Şimdi Josh diyorum, Mike'ın. Bir yolu tercih ettim sadece. Hızlıca gidelim bakalım. Hızlı yürüyorum bu arada. Aşağıya in. Yine aynı yere gelmedin mi? Sus sus sus. Görevimiz kulübeye gitmenin bir yolunu bul. Çok tehlikeli buralar ya. Tırman 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 tırman. Evet, o müzik çalmaya başladı yine. Gerginlik müziği. Aşağıya in, mecbur. Hayır. Başlıyor gerginlik. Evet. Hadi 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 hadi. Hadi. Lan kır kapıyı. Guys, come on, are you in there? Let me in. Sam. Mike. Mike. Oh gosh, you look terrible. Sam'i yeme ha orada. It'll look worse if we stay out here. Daha da kötüleşecek. Come on. Yürü. Hepimiz mahvolduk biliyor musunuz? Alıyorum. Evet evet evet, aç artık. Ama içeride de tehlikeler var. Yürüyenler vardı az önce tehlike toteminde. Mike burada evi yakarsa Mike ölecek arkadaşlar. Öyle bir seçenek var. Onu yakaladı. Ölmedi ölmedi. Bu hiç iyi değil. Sen nereye gittin? Ha. Şurada bir şey var mı? Yok. Gel gel, tamam gel. Ama ben buradan giremiyorum. Nereden gideceğiz? Ha, buradan mı? Mike niye o zaman az önce yanlış yoldan gitti? Normalde bunlar hep doğru yoldan gidiyorlar. Bodrum'a yürü, hiç zaman kaybetmeden. Zaten burayı 1000 kere kurcaladık. Sinema room. Sen burada çok kötü şeylere maruz kaldın. Chris, Emily,
Kilitle. 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 Evet. Evet. Bravo Sam. Cesaretinden dolayı tebrikler. Allah kahretsin. Durun, durun, durun. Sakın kıpırdama. Kılını bile kıpırdatma. Bu kadar uzun mu gerizekalılar? Ölüyordum ya. Yine mi? Oha birbirlerini yiyor lan bunlar. Bir saniye, Hena mı yoksa o? Hayır. Yakarsam herkes ölür. Hayır, çakmağı çakmayacağım. Işık. Bir sürü seçenek. Ampul, ışık. Arkadaşlar çakmağı çakarsam Mike ölür. Enamo. Yemin ederim kalbim duracak arkadaşlar. Mike'ı kurtar, şaltere koş. Şaltere koş. Hena ya, o Hena ya. Bir dakika, şaltere koşunca ben Mike'ı kurtaracağımı zannediyordum. Mike da öldü, Emily de öldü. Arkadaşlar ya. 3 ölümle kapattık oyunu. Evet, perde arkası mı bu? Ashley, ölüm saati 5:25. Emily 6:52. Şafa 8 dakika kala. Stalking you at first. Did anyone else in your group think that? Well, yeah. Is it possible they could have killed him? What? No. No, you don't understand. Don't you understand? If he attacked you, he saved my life. Yaşlı adam. And I watched him die. I was right there. And I could have done something. I tried to do something. It wasn't good enough. How did you end up in the mines? Jessica yaşıyor ya. Carried and taken and
Mike'a çok üzüldüm biliyor musunuz? Mike'ı hiç sevmiyordum oyunun başında. Mike'ın ölümüne şu anda gerçekten çok üzüldüm. Mike'ı kurtar. Şaltere koş. Sattık kızı ya. Yani adamı sattık ya. Need someone to talk to. I'm fine. Sometimes, after a traumatic experience. I said I'm fine. Where's Em? Have you found Em? Yes, we have. What? Where? Sen hala Emily'nin derdinde misin? Where is she? Sir. I need to talk to her. She was in the lodge. What do you mean? What do you mean she was in the lodge? In the fire. We recovered her body. No. She can't be. Oh, God. Oh, fuck, no! Mike. What do you remember? He came for me. He did. Came for you? Where is he? Did he make it? It was my fault Mike died. I wasn't supposed to move. But I did. Ne alaka ya? And he saved me. So it's my fault that he died. Ya çok acımasız bir oyun ya. You need to listen to me. I don't care if you believe me or not. It doesn't matter because you will. You need to go down to the mines. What's in the mines, Sam? I've seen what's down there, and I'd give anything to unsee it. Arkadaşlar, Mike'ın ölmesi benim suçum. Sam benim. Neden şaltere koştuğumu bilmiyorum. İnanın bilmiyorum arkadaşlar. Mike ona göz kırptı. Sanki koşmam gerektiğini, onun doğru olduğunu inandım bir an. Onun doğru olduğuna inandım. Mike'ın bana göz kırpması, yap demesi bir anda şaltere koşmamı sağladı. Şaltere koşunca ne olacak bilmiyordum. İnanın akıl edemedim o anda. O karmaşada akıl edemedim ama resmen Mike'ı kurtar yazmıştı orada. Mike'ı kurtarabilirdim. Sen tut, 12 bölüm. Hiç kimseyi öldürme, Matt'i öldürme, Emily'yi öldürme, Jessica'yı öldürme. Son bölüm 3 tane kayıp var. Emily, Mike ve diğeri kimdi? Ashley. Acaba herkes kurtulsa ne olurdu? Bu da akıllarda kalan ayrı bir soru işareti. Geç diyorum arkadaşlar. X'e bastım, geçiyorum. Ana menüye mi gelecek? Evet. Hala devam ediyor ya. Yalnız orada Hena bizi kurtardı. Hena diğer Wendigo'larla savaştı ya bildiğiniz. Bu kim? Aa, bu arada Josh. Josh da dönüşüyor. Yaşta dönüşüyor. Kurtulan birini gördük. Bu oyunun devamı mı olacak yoksa? Kelebek etkisi güncellemesi. Aa, bölümler var. Arkadaşlar, bölümlere basarak acaba kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Ederiz değil mi? Ederiz. Son bölümü bir kere daha oynarız arkadaşlar ya. Yanlış verdiğim kararları tekrardan düzeltebilirim belki. Bir yandan da düşünüyordum, şimdi bu oyun tekrardan oynasan, konuşmalar bilmem neler, geçemiyorsun hiçbirini, hiçbir konuşmayı geçemiyorsun, tekrardan oynamak ölüm olabilirdi. Ama bölümlere bastığım zaman yeniden oynayıp hikayeyi değiştireceğiniz bir bölüm seçin. Evet, biz arkadaşlar son bölümde
Yani ya 9'da ya 10'da bütün yanlış kararları verdik. Buraya kadar hiç kimseyi kaybetmedik. Hadi burada atıyorum Jessica'yı kaybettik diyelim. Ta 3. bölümde buradan Jessica'yı kurtararak sonuna kadar oynamak çok fazla zaman alabilirdi. Ama biz sadece oyunun sonunda bu bölümde yanlış kararları verdik. Ashley'in ölmesindeki yanlış karar mıydı bilmiyorum. Bence siz olsaydınız siz de o kapağı açardınız Jessica'yı kurtarmanın uğruna. Ama son kararım, ah arkadaşlar biliyorum bana yakışmadı. Hepinizden özür dilerim ama işte insan eli ayağı tutuşuyor orada. Neyse, bir bölüm daha yayınlayacağım. Mike'ı kurtaracağız. Ashley ölmeyecek. Mike'ı kurtaracağız. Bakalım herkes kurtarınca ne olacak. Bir de buna hiç bakmadım. Durum ve toplanabilirler. Ha, bu direkt burayı gösteriyor. Kelebek etkisine bakalım. Önemli keşif. Josh canavarlarla ilgili gerçeği duydu. Pardon. Josh Hannah'ı tanıdı ve Hannah Josh'ı tanıdı. Josh hayatta mahsur kalmış ve yamyam gibi. Kaosun sonucu. Sam kaçtı. Mike dağ evinde öldü. Ashley madende öldü. Emily madende öldü. Chris kaçtı. Diğerleri zaten kurtulmuştu. Bonus içerik. Ekiple tanışın. Oo, bunları bir sonraki bölümde inceleyeceğim arkadaşlar. Çok uzadık. Bir saati geçti. Çok uzattık. Yorumlarınızı yazın. Artık yorumlarınızı okuyacağım. Bu bölümü yayınladıktan sonra hepinizin yorumlarına teker teker bakacağım. Bakalım neler yazmışsınız. Spoiler veren olmuş mu? Tadını tuzunu kaçıran insanlar olmuş mu? Onların yorumlarının hepsini sileceğim ve bir daha bu tarz oyunlara pardon yorum atmasınlar arkadaşlar. Spoiler veren insanlar Kırmızı Kepe bir daha yorum atmasınlar, bu kadar açık söylüyorum. Belki de birçok seriyi baştan sona kadar dikkatle takip eden izleyicilerin hevesini, zevkini kaçırdılar. Çünkü ister istemez insanlar yorumlara bakmak istiyorlar. Bu yüzden belki birçok kişi seriyi bırakmış bile olabilir. Neyse, fazla abartmayalım arkadaşlar. Çok güzel bir seriyi bitirdik Kırmızı Kep'te. Until Dawn bugüne kadar beni en çok etkileyen oyunların arasında girecektir. Yani benim hiçbir oyunda böyle kalbimin çarptığını, küt 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 attığını hatırlamıyorum. Hayatımda çok önemli yere sahip oyunlar vardır ama hiçbirinde bu kadar böyle oyunun içine girmedim ya. Yani kımıldama diyor sana ya. Nasıl yapacaksın ki? Yani bir anda pat diye bir efekt geliyor, zaten irkiliyorsun, orada kımıldama diyor sana. Başlarım böyle oyuna. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bu serinin 1. bölümünden 13. bölümüne kadar tek bir bölümüne bile like atanlar varsa, tek bir bölümüne bile sadece bir yorum atanlar bile varsa hepinize kocaman teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki bu seriyi takip ettiniz. Bence izlenmesi gereken ve takip edilmesi gereken bir seriydi. Bunu Kırmızı Kep'te benimle beraber yaşadıysanız sizlere teşekkür ediyorum. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Yeni serilerde görüşmek üzere. Bu kadar arkadaşlar. Veda edelim. Until Dawn bir bölüm bonus bölümüyle devam edecek. Onunla tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kırmızı Kep'i takip etmeye devam edin. Daha kaliteli işlerle, daha iyi videolarla, daha iyi sunumlarla karşınızda olacağım. Büyümeye devam edeceğiz hep beraber. Videoyu beğenmediyseniz, beğenmeyi unutmayın. Hoşunuza gittiyse paylaşabilirsiniz. Zincirleme büyüyebiliriz. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.